Wow kızım, sen çok değişmişsin. Ne yaptırdın, estetik falan mı? Ay bir değişik görünüyorsun. Ay yok, estetik falan yaptırmadım. Sadece birazcık yeni kıyafetler falan aldık Orhun'la. Ya kızlar, insanın arabasının olması gibi yok. İnternetten baktık, ta 700 kilometre uzaklıkta bir mağaza var. Ya dedim şimdi otobüse binsem nasıl gideceğim? Orhun'un arabası olunca hemencik gittik ve kendime bunları aldım. Çok şanslısın var ya. Yani okulda zengin okulu ama hiç kimsenin arabası yok. Çünkü bizim buradaki zenginler çocuklarına araba vermiyorlar. Onların hayatı görmesini istiyorlar. O yüzden kimsenin arabası yok ama Orhun'un var. Ay evet gerçekten de öyle. Okulda zenginler var ama arabaları yok. Baksanıza. En havalısı benim sevgilim değil mi? Ha? Passat'ı var kızlar. Ay evet çok havalı. Bir şey diyeceğim. Pas atıyor mu? Gol bile atıyor. Ya şey diyeceğim, seninle bir ara böyle takılmaya çalışan sınıftaki bir çocuk vardı. Neydi adı? Ateş miydi? Neydi? Ona ne oldu? Ateş mi? Ne olacak ya? Gitmiş kendisine bir araba almış kızlar. Geçen geldi. 2008 model. Ezik bir şey. Dedi beraber modifiye ettirelim. Dedim bunu mu modifiye ettireceğiz? Ben hurdacıya gitmem. İlahi Yasu. Çok komiksin. Ama kızım, o senin kopya çekmene yardımcı olmamış mıydı? Evet, oldu. İyi bir çocuk ama kızlar yani... Tüh, gözünüzü seveyim. 2008 model araba almış ya. Modifiyeye gidecek değilim yani. Bilmiyorum, bence de hoş bir çocuk yani. Böyle genç, dinamik. Üstelik çok da yakışıyordunuz ya. Aman bu söylediğini Orhun duymasın. Ufak bir flörtleşmeydi, bitti kızlar. Asla artık. Orhun arabayı da çekti altımıza. Yani bundan sonra hayatta kimseye bakma. Bence o kadar iddialı olma. Ya modifiye efsane olduysa? Ay salak galiba bu. Kızlar 2008 ya. Kafayı mı yediniz siz? Ne kadar iyi olabilir? Orhun'un Passat'ını görmüyor musunuz? Ya çocuklar, ondan sonra çıktım otobana. Yemin ediyorum bak. Allah belamı versin. 299'u gördüm. Wow. 299'da mı gidiyor araban? Çok havalı Orhun. Ben babama dedim. Mercedes AMG SLS al dedim. Babam dedi okulu bitirince. Oğlum ne yaparsınız işte. Yani almıyor adamlar. Ben kendim çalıştım aldım. 2 hafta kaytardım. Gittim bu arabayı aldım oğlum. Baktım olacak gibi değil. Yani kız arabada araba diye geziyor. Yalnız bro 299 basmaz. Yalan borcumuz mu var koçum? 299 bastık. Hem 299 hem de karizma. Arabayı aldıktan sonra suyun tavırları değişti. Tipi bile değişti lan bir bölümde. Fark etmediniz mi? Sadece tipi değişmemiş bro. Karakteri de değişmiş. Ateş diye bir çocukla takılıyordu sen yokken. Ne oldu? O iş yalan mı oldu? Ha, Ateş mi? Şu küçüğü mü diyorsunuz? Ya onunla beni mi kıyaslıyorsunuz çocuklar Allah'ınızı severseniz ya. Gitmiş 2008 araba almış oğlum. Ben Passat aldım. Benim karşımda ne şansı olabilir ki yani? Ne şansı? Doğru diyorsun ama 2008'ler fena da modifiye oluyor yani. Eski arabalar karizma. Ya kanka, bir şey diyeceğim. Sen bana muhalefet etmeye mi geldin? Oğlum git siyasete atıl Allah Allah. Madem bu kadar muhalif olacaksın. Daa! Nasıl espriydi çocuklar? Koydum çocuğu ama. Güzel de değil mi? Ben sana koyardım da kafayı neyse. Videonun girişi gelmedi. Videonun girişi gelsin yoksa ben buna girişeceğim. Kıl bir tip lan bu. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateş'in hayatına devam ediyoruz ve bugün okuldayız. Gördüğünüz gibi öğrenciler burada, hepsi bizim sınıftan arkadaşlar ve aralarında bizi çekiştiriyorlar. Gördüğünüz gibi resmen alay ediyorlar. Hem su alay ediyor hem de gördüğünüz gibi Orhun denilen çocuk ve bizim arabamızla dalga geçiyorlar. Tipimizle dalga geçiyorlar. Bayağı bildiğiniz bizi ezikliyorlar. Lakin en son hatırlayacağınız üzere aracımızı modifiye ettirmiştik ve 2008 model arabadan eser kalmamıştı. Şayet izlemediyseniz hemen sağ üst köşeye uzanın ve... Niye döndü lan? Korktu galiba. Hemen sağ üst köşeye uzanın ve oradan izleyin arkadaşlar. Çünkü birazdan Ateş öyle alfa bir giriş yapacak ki tekrardan herkes 360 derece dönecek. Bugün okulda çok güzel hava atacağız. Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. Yani çocuklar, ondan sonra bastım otobanda bir tane Porsche geldi yanıma. Dedi dağıt dağıt dağıt. Koydum gaza. Yemin ediyorum Porsche arkada kaldı. Orhun, yalanlarını seveceğim ama. Saçmalama. Ne yalanı oğlum? Allah Allah. Bir kere ben doğruyu söylüyorum. Yani çocuklar, size tavsiyem
Babalarınızdan para beklemeyin. Çalışın, alın arabanızı altınıza. Ondan sonra istediğiniz gibi gezin, istediğiniz gibi tozun. Acayip havalı oluyor. Bakın, yengeniz anında tav. Mesela ben şu an gitsem ikinci manitayla görüşsem hiçbir şey yapamaz. Ya Orhun kanka, kralsın yemin ediyorum ya. İki kızı birden nasıl idare ediyorsun oğlum? Ne ikisi lan? Üç. Üç mü? Kanka kralsın. Herhalde oğlum, biz bu alemlerde triple A bir delikanlıyız. Ey şerefsiz ey. Yani hayırlısı olsun, ne diyelim kanka. Sen mi kıskandın Necip? Ne oldu? Yoksa manitasızlıktan kaldın mı böyle? Eli yüzü mahcup. Espri yaptım çocuklar, gülüm. Wow, banyoya götürdüm ve dedin ki bacağıma bak, öyle mi? Ay sen delisin. Yani kızar, kolay oldu kopya çekmem. Böylelikle cart diye tavlamış oldum. Yani hızlıca kopya çektim. Biliyorsunuz Ateş normalde çok dürüst bir çocuk, hayatta izin vermezdi. Başka taktik düşünemedim. Şeytansın kızım, senden her şey beklenir. Bu arada Ateş hala okula gelmedi. Ay normal değil mi? O hurdayla değil buraya gelmek. Hurdalıktan çıkamaz. Hadi bakalım, okula geldik. Selam çocuklar. Nasıl gidiyor işler? Kızlar, ne yapıyorsunuz? Arabayı çiziyorsun. Wow. Bu araba kimin? İnelim bakalım. Ne oluyor çocuklar? Sakin olun, Allah Allah. Alt üstü yani bir araba. Wow. Ateş kanka. Bu ne be? Orhun. Hani çöptü lan? Ne bileyim oğlum. En son getirdiğinde böyle değildi. Jesus Christ, aynen. Ne yaptırdın lan sen? Ne yaptıracağım canım? Alt üstü ufak bir modifiye. Demiştim zaten size geçen. Şunların suratlara bak. Oğlum adam haklıymış lan. Acayip havalı olacakmıştı. Araba modifiye ettirince. Dediği gibi de oldu. Ey yavrum ey. Naber su? Wow. Ateş, sen bu arabaya ne yaptırdın? Ay yavrum vay. Yani birkaç ufak modifiye yaptırdım. Bir önceki bölüm sen gelseydin belki de modifiyeyi beraber yaptırdık ama işte kaçırdığın bazı şeyler oldu tabii. Nasıl ama? Güzel olmuş değil mi? Ateş, çok havalı olmuş, çok. Acayip yakışmış. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Oğlum resmen okulun en havalısı oldum lan. Şunların tiplere bak. Fotoğraf falan çektiriyorlar bildiğin. Bir su mutsuz, bir de onun yavrusu. Yani sevgilisi. O kadar da havalı değil be. Çocuklar durun bakayım bir. Gelin böyle gelin. Bakın ben de Passat'ı çekeyim yanına. Oğlum bence benimki havalı, gelin bak. Gel. Tamam bir şekli var ama yani. Bu da Passat çocuklar. Passat. Baksanıza. Hey yavrum hey. Kızlar biraz da bunun fotoğrafını çekin ya. Bence bu daha havalı. Baksanıza şu arabaya. Ay yok Orhun, kusura bakma. Bence senin araban artık eskisi kadar havalı değil. Bir şuna bak. Bir şuna bak. Aman Allah'ım. Altın kaplattırmış bir kere. Ateş, gerçek altın mı? He, gerçek altın. Babam madencide çalışıyor ya. Tövbe estağfurullah. Yok. Altın tozu serpiştirmeli. Üstünde 24 ayar, 570 gram altın var. Hepsi o. Wow. Kardeşim, hayırlı olsun. Yakmışsın yine. Eyvallah. Sağ ol Necip. Sen de şu okuldan artık bir mezun ol lan. 50 yaşında gibi duruyorsun oğlum. Neyse. Ben şimdilik gelmiştim zaten. Gitmem lazım. Ay nereye ya? Daha yeni geldin. Arabanı görüyorduk hem. Ayrıca yani sınıfın kızlarını gezdirmek istemiyor musun arabanla? Sonuçta havalı herkes kızları bir arabayla gezdirir. Ne diyorsun lan su? Bir şey yok Orhun, Allah Allah. Bir tur gezmek istiyoruz sadece. Yani gezdirirsin değil mi? Çok gezdir, isterdim ateş, de gezdir, kızlar. Gezdir, maalesef gezdir. Yapamam.
Çünkü bir yere kadar gitmem gerekiyor. Nereye? Biz de geliriz. Gelmek isteyeceğinizi pek sanmıyorum. Ay ateş. Arabanın içinde öldüm bittim ya. Ne zaman gidiyoruz? Oha. Kıza bak. Lan. Geldim hayatım geldim. Gideceğiz. Ama işte arkadaşlar birazcık arabayı görmek istedi de. Ateş. Bu kim? Bu. Bu sadece arkadaşım ya. Evine kadar bırakacaktım da. Ben şey için geldim Su. Sanırım sizin eve geldiğimde kokulu silgimi unutmuşum da. O silgiyi bilahare hani okula getirirsen. Kokulu silgi? He silgi. Yani ihtiyacım oldu da aklıma geldi. Neyse. Görüşürüz. Hadi gidelim hayatım buyur gel. Bin arkaya. Arkası daha rahat oluyor biliyor musun yani. Görüşürüz çocuklar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Wow. Adı gibi ateş gibi geldi. Ateş gibi gitti. Ne hava koydu be. Bu raconu. Yemin ediyorum Kurtlar Vadisi'nde göremezsin. Ay yanındaki kızı gördünüz mü kızlar? Resmen yani manken gibiydi. Ay ateşte yani ama acayip yakışıklı görünüyordu arabanın altında. Yani üstünde kim kimin altında neyse çok önemi yok. Fenaydı. Ay en çok ben suya acıyorum. Yani o kadar yakınlaşma fırsatı olmuştu. Ateş gibi bir çocuğu reddetti. Ay salak şekerim ya çok normal aptal kız. İnanamıyorum. Resmen havasını attı gitti. Wow. Allah'ın artisti gelmiş buraya hava attı gitti. Ya abartmayın bu kadar çocuklar. İsterseniz bir sonraki bölüm havasını alayım görün. Nasıl olacakmış o iş bro? Nasıl olacak? Onu bir yarışa davet edeceğim. Ve arabasının aslında o kadar iyi olmadığını göreceksiniz. Benimki Passat lan. Deli misiniz siz? Yok edeceğim onu. Vallahi tavsiye etmem Orhun. Araba sadece dıştan modifiye değil içten de modifiye duruyor. Ben olsam daha fazla rezil olmak istemezdim. Bir de getirip çocuk gibi arabayı yanına falan çektin. Ezik. Ezik mi? Ulan Necip. Göstereceğim sana da. Merak etme Su. Bize hava atamaz gülüm. Benim arabamı ezikleyecek adam anasının karnından doğmadı. Ne demek gelir de benim yanımda hava atar lan? Ay evet. Haklısın. İntikam alman lazım Orhun. İntikam. Bunun altında kalma. Kalmayacağım merak etme. Bir sonraki bölüm onu yarışa çağıracağım. Kazanan diyeceğim anahtarını alır. Anahtarına yarış mı? Delirme lan. Siz karışmayın. Araba benim değil mi? Çizeceğim foyasını. Götüreceğim arabasını da hurdacıya satacağım. Layık olduğu yere. Ulan var ya. Bana hava atmak ne demekmiş göreceksin. Göreceksin lan velet. Göreceksin. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Ateş isminin hakkını verdi. Ve okula ateş almaya geldi. Ve resmen çekti gitti. Bir önceki bölüm zaten sinirlenmişti. İntikam alacağını söylüyordu. Ve gördüğünüz gibi intikamını aldı. Hem de bütün okul havasını yaptı. Orhun da kuyruğu kısıra kısıra çekti gitti. Gördüğünüz gibi modifiyemiz gerçekten de işe yaradı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Şu gaz için gaz geliştiriyorum. Gaz. Yalnız seninki bayağı ciddi ciddi çalışıyor. İster misin kocaman olsun? Yok canım. Olamaz. Sanmıyorum yani. Olabilir mi? Bilmem. Ama yok be. Olamaz herhalde. Gel sen benle çık. Seçenekler hayatım. Değerlendiriyoruz. Acele etme. Bence de olamaz. Sıskanın teki. Ulan Deadpool. Ulan Deadpool. Sende de yemin ediyorum hiç akıl yok ha. Hiç akıl yok. Bir kız için yaptığın şeylere bak. Ulan fena lan. Artık pump vakti. Vakit tamam. Pumpa devam. Eski formuma döndü. Hulk Pool. Ya da Pool Hulk. Ya da Hulk Pool. Ya da Akpil. Şuna bakın. Nasıl kaslandım. Bak. Bir dakika.
Görüyor musunuz? Wow! Kızım! Seninki gelişmiş.